İyi akşamlar. Medyaskop'un 182. açık oturumunda karşınızdayız. Bu akşam 3 konuğumuz var. Stüdyoda Profesör Ersin Kalaycıoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sol tarafımda Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Skype üzerinden de Ankara'dan Profesör Yalçın Karatepe bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim Sedat Bey, sağ olun. Açık oturumun bu akşamki konusu seçime doğru ekonomi politik. Seçime doğru kısmı Murat Bey'de, ekonomik kısmı Yalçın Hocam'da, politika kısmı da Ersin Hocam'da. Kabaca böyle bir açık oturum gerçekleştirmeye çalışacağız. 10 gün sonra Türkiye sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerde yerel yöneticilerini seçecek. Ama temel bir sorunumuz var. Bu seçim yerel bir seçim mi, genel bir seçim mi? Bir, iki, Türkiye bu seçime bir ekonomik sıkıntı, bir ekonomik kriz içerisinde gidiyor. Kimi çevreler, özellikle iktidar çevreleri işin bu tarafını söylemekten kaçınıyorlar, ifade etmekten kaçınıyorlar. Onlar için önemli olan memleketin beka sorunu, onu öne çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle bir sorun var mı, yok mu? Onlara da bakacağız. Ersin Kalaycıoğlu hocam daha önce burada katıldığı programda, birlikte yaptığımız programda şunu söylemişti. Hükümetler her zaman maliyet üretirler. Aynı zamanda getiri de üretirler. Bunlar temel siyaset bilimi yasasıdır. Hükümet etmenin maliyeti vardır, hükümet etmenin ödülü vardır. Ödül maliyeti geçerse oyunuz artar, aksi olursa azalır demişti. Esasen biraz da buna bakacağız. Bu maliyet nedir? Sadece hükümete değil, seçmene maliyeti nedir bütün bu olan bitenlerin? Oradan bakmaya çalışacağız. İki konuğum izin verirse Murat Sarı'yla başlamak isterim. Daha önce de katıldığı açık oturumlarda hep aynısını yapa geldik. Genel manzarayı, genel havayı bize bir aktarmasını isteyelim. Öncelikle kolay gelsin hepimize. Çünkü çok zor bir seçime giriyoruz önümüzdeki dönemde. Gerçekten bu konuyla ilgilenen herkes için çok zor bir seçim. Hem politikacısı, hem işte araştırmacısı, reklamcısı, siyaset bilimcisi, hepsi için neden? Şimdi siz iki tane şey saydınız. Acaba bu genel seçim mi? Bu yerel seçim mi? Ben bir tane daha ekleyeyim. Acaba bu referandum mu? Evet. Çünkü öyle de bir durum söz konusu. Bir kısım özellikle 16 Nisan 2017'de yapılan referandum sahipleriyle hareket ediyor. Bizim araştırmalarımız tamamıyla bunu gösteriyor. Ama tabii yerel seçimden bahsettiğimiz zaman lokal lokal bu alışkanlıklar değişebiliyor. Yani İstanbul'da işte yerel seçim havasında geçebilirken Ankara'da referandum havasında, işte şeyde Antalya'da genel seçim havasında bu şekilde geçebiliyor. Bunu örnek olarak verdim, böyle geçiyor diye vermedim. Yani yerler değiştiği zaman şey oluyor. Şimdi bir baktığımız zaman tabii o referandum esasında evetler çıktı ama o referandum çok büyük bir şeydi mevcut hükümet için. Kazandı ama o kazanmanın tadına varamadı. Çünkü %60'larda bir şey bekliyordu. %51. İşte 49-50. O civarlarda şey. Yani kimilerine göre kaybetti. Hı hı. Onu da söylemek lazım. Öyle düşünüyor insanlar çünkü hala. Şimdi dolayısıyla en büyük panik burada. Eğer öyle olursa büyük şehirlerin 18'inde, Türkiye'deki büyük şehirlerin 18'inde yanlış hatırlamıyorsam hayır çıktı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, bunlar çoğaltabiliriz. Hı hı. Sayılanır ki bunlar Bursa, büyük şehirlerde böyle. Şimdi bir baktığımız zaman tabii bu durum tedirgin ediyor. Çünkü bir tek oyla birinden birine geçecek. Şimdi İstanbul araştırmasını yapıyoruz biz. Daha bitmedi. Bir önümüzdeki hafta artık şey olacak. Bizim geçen haftaki sonuçlarımız var elimizde. Ya 50-60 binle İstanbul'un şeyini seçmen sayısı, yani 8-9 milyon 50-60 binle bir taraftan bir tarafa gidebilir. İkisi de kazanabilir. Şimdi biz araştırmacıların işini ne kadar? O 50-60 bin %1. %1,5. Hatta birin de altında. Biz araştırmacıların işi bunun için çok zor.
Artık bu tür seçimlerde %3 hata payıyla çalışan, %95 güven sınırında %3 hata payıyla çalışan anketler yeterli de olmuyor İstanbul için. Yani nedir bunlar? 2500'ün üzerine çıkmanız gerekiyor örnek sayısı olarak. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne alarak benim bundan sonra söyleyeceklerimin değerlendirilmesinde yarar var. Biz Türkiye'nin çok değişik yerlerinde yaptık, ilçelerinde yaptık, illerinde yaptık araştırma. Görüntü şu ki, majör kentleri bir kenara bırakıyorum. İlk beş kentimiz var, onları bir kenara bırakıyorum. Yani şöyle, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana. Bursa. Yani sıralamada ilk beş bunlar nüfus olarak. Onu bir kenara bırakıyorum. Geçen seçimden çok fazla değişiklik olacağını görmedik işin açıkçası buralarda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yerde Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı yerde Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı yerde Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi'nin kazandığı yerde Halkların Demokratik Partisi'nin adayları seçimi işte biraz aşağı inerek, biraz yukarı çıkarak kazanıyor. Yani işin açıkçası ama… Yani 81 ilin 76'sında sonuç 3 aşağı 5 yukarı aynı. Aynı, önceki seçimde aynı. Zaten geçen seçimleri de açıp bakarsanız, o geçen seçimlerde gördüğünüz çok böyle küçük oylarla kazanılmış yerlerde. Oralarda değişiklik olabilir. Ben genelden bahsediyorum. Mesela bir Diyarbakır'dan bahsediyorum, bir İzmir'den bahsediyorum. Yani İzmir'de de çok fazla bir şey değişmeyecek. Diyarbakır'da da çok fazla bir şey değişmeyecek. Mesela Konya'da değişmeyecek, Kayseri'de değişmeyecek. Sonuç olarak şimdi bizim için önemli olan bu diğerlerin hepsini içeren İstanbul ve Ankara. Bir tanesi Türkiye'nin başkenti, bir tanesi de esasında ben dünyanın başkenti diyorum İstanbul'a. Çok sevdiğimden çok objektif olamıyorum İstanbul'la ilgili. Ya da ekonomik başkenti ülkenin. Ülkenin ekonomik başkenti de diyebiliriz. Bir tanesi de İstanbul. Şimdi buradaki seçimler öyle bir İstanbul'da arada bir puan bir öne geçiyor, bir şey tam at yarışı gibi böyle kafa kafaya giden bir yarış. Ve halen öyle. En ufak yapılabilecek, yani kampanya içerisinde yapılabilecek bir şey veya ortaya çıkabilecek bir olay. Hani aradaki puan geçen seçimde 8 puandı görüyorduk, bu değişmez diyorduk. Çünkü İstanbul'da 8 puan bayağı bir puan yani. Yaklaşık şimdi böyle bir 8 puan yakın. Görmüyor musunuz? Böyle bir şey yok ortada. Dolayısıyla bir baktığınız zaman İstanbul'da bıçak sırtı bir durum var. Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu müthiş bir şey yapıyor, performans gösteriyor esasında bir baktığınız zaman. Bana göre Binali Yıldırım da çok müthiş bir performans gösteriyor. Şimdi ikisinin de sebeplerini açıklayacağım. Bir tanesi %16 tanınma oranıyla başladı. Kimse tanımıyor. İstanbul'un küçük dış bir ilçesinden geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu. Türkiye'nin en büyük ikinci parti, en çok oy alan ikinci partisinin adayı oldu. Karşısında da işte 15 tane seçime girmiş. İşte milletvekilliği, belediye başkanlığı seçimi, işte sonra daha sonra bakanlık yapmış, çok uzun seneler bakanlık yapmış, sonra başbakan olmuş, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olmuş. Ben böyle çok tanınan bir adam var karşısında. %98'i tanıyordu yarış başladığında. Sayın Binali Yıldırım'ı. Yani en azından ismini duymuştu. Şimdi... Bu da önemli bir şey. Şimdi bir anda yetişti. %80'lerde, %90'lar. Yalnız bunda gerçekten yani iyilik yaptığını zanneden, hükümete, Binali Yıldırım'a iyilik yaptığını zanneden gazetecilerin çok büyük etkisi var. Emin olun. Yani bu süreç başladığından beri sürekli Ekrem İmamoğlu diyorlar. Ekrem İmamoğlu'yla bir takım diyaloglara giriyorlar, bir takım tartışmalara giriyorlar. Ve sürekli, bu da Ekrem İmamoğlu'nun hoşuna gidiyordur herhalde, sürekli arttırıyor şeyini. Tanınırlığını arttırıyor. Tanınırlığını arttırıyor. Zaten ismini duysa, ta sen Ekrem İmamoğlu musun diyor. Mesela Facebook'u çok iyi kullanıyor Ekrem İmamoğlu. Müthiş kullanıyor. Yani sosyal medyayı, Facebook'u, Twitter'u, Instagram'ı her tarafı. Mesela bir tane kadın çarşıya gitmiş, bir kadıncağız geliyor yanına. Şey diyor, sen kimdin diyor, Ekrem İmamoğlu, he sen o musun diyor. Yani bakın yani bu ismini ismini duydum da şimdi seni görüyorum meselesi ve bu
gitgide arttırıyor. Ve eminim ki Ekrem İmamoğlu'nun tarafında olan televizyon kanallarını o teyze seyretmiyor. Ve daha önce de, bu seçim öncesinde de Ekrem İmamoğlu'nu tanıyor. Niye? Nasıl? Öbürkü kanallar üzerinden geliyor. Şimdi bundan dolayı ve müthiş yani bütün o üç ayrı parça var. Oy alması gereken, oy almak istediği bir de rakibi var. Onun seçmeni var oy alması gereken. Ekrem İmamoğlu bu üç parçadan da alıyor. İki rakibinden de oy alıyor. Ankara'da nedir durum? Ankara'da durum Mansur Yavaş önde. Mansur Yavaş'ın önde olmasının sebebi Milliyetçi Hareket Partisi seçmenleri. Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin %25'i Mansur Yavaş'ı tercih ediyor. Ama Mansur Yavaş da önde de 2.6 puan önde. Yani bir baktığınız zaman bizim araştırmamızın, Ankara'da yaptığımız araştırmamızın hata payı 2.5 olduğu için çok rahatlıkla buradaki rakamları söyleyebiliyorum. 2.6 puan önde. Yani sonuçta bir baktığınız zaman seçim de bitmiş değil. İşte bu senet meseleleri kime yarayacak, ne olacak, ne bitecek. Önümüzdeki dönemde de biz Ankara'da bir tane daha yapmayacağız çalışma. Neye yarayacak? Bundan sonra daha neler çıkacak? Mansur Yavaş'ın bunlara karşı verdiği demeçler, bunlara karşı kendini savunması, bu üzerine gelinmelere karşı acaba tutacak mı seçmen nezdinde? Göreceğiz. Göreceğiz. Peki. Yalçın Hocam'la devam edelim izin verirseniz hocam. Yalçın Hocam, şimdi bir yerel seçime gidiyoruz dediğim gibi ama buna bir genel seçim havası veren de bir Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve bir Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı var. Bir de biz bu seçime bir ekonomik sıkıntı, ekonomik kriz içinde de gidiyoruz. Sizinle de defalarca işte medyaskop ekranlarında bunu tartıştık, konuştuk hem özel programlarda hem açık oturumlarda. Şu andaki durumumuz nedir? Siz de bize bir lütfen bir fotoğraf çekin. Ekonomik durumumuz nedir ve bu seçmen tercihini etkileyebilecek bir seviyede midir? Evet Sedat Bey, ekonominin çok zor bir dönemden geçtiğini çok açık bir biçimde ifade etmek lazım. Yani Türkiye ekonomisi 2001'dekinden belki çok daha ağır bir kriz döneminden geçiyor. Bunu niye böyle söylüyorum? Göstergelere bakarak söyledim. İşte en son açıkladan işsizlik verilerine baktığımız zaman her ne kadar resmi olarak %13,5 olarak açıklansa bile işsizlik rakamı, biz bunun %20 olduğunu biliyoruz. Verilerin detayına baktığımız zaman çok sayıda 6.6 milyon insanın iş olsa çalışmak istediğini görüyoruz. Büyüme rakamına bakıyoruz, orada ciddi şekilde bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Türkiye 2018 yılının ikinci yarısından itibaren küçülmeye başlamış. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin toparlayacağına ilişkin şimdiye kadar açıklanmış herhangi bir veriyle karşı karşıya değiliz. Bizim içinde bulunduğumuz dünya ekonomisinde ciddi şekilde bozulmakta olduğuna dair veriler işte en son dün Fed'den gelen açıklamalarda görüyoruz. Amerikan ekonomisinin de ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğini falan görüyoruz. Dolayısıyla hangi gösterge açısından bakarsanız bakın Türkiye ekonomisi şu anda çok ciddi bir krizin içerisinde. Fakat bunun seçmen davranışına etkisi ne olduğu konusunda benim biraz çekincelerim var. Şimdi ekonomik krizlerin seçmen davranışına etkisi olur mu? Dünyaya baktığımızda, bizdeki geçmiş seçimlere baktığımızda çok açık görüyoruz. Bunun en popüler örneği işte 1992 yılında Bill Clinton'ın Amerika'ya başkan adayı olduğu dönemde hatırlıyoruz. O dönem James Carville diye bir kampanya yöneticisi vardı. Ben de Amerika'da yaşıyordum o yıllarda. Tahtaya kalktık toplantıda, yani Türkçe şöyle çevirebileceğimiz önemli olan arkadaşlar diye yazdığı ifadeyle yürüttüğü seçim kampanyasının sonucunda Clinton'ın seçimi kazanması da görüyoruz. O çok önemliydi çünkü o seçime giderken Baba Bush işte birinci Körfez savaşı yaşanmış, Irak'a müdahale edilmiş, Amerika'yı böyle Vietnam sendromundan kurtarmış neredeyse. İşte %90'ların üzerinde kamuoyu desteği olan falan bir başkan iken ekonominin durgunluğa girmesiyle beraber o dönemde resesyon yaşadığında seçim sonuçlarının nasıl evrildiğini hep beraber gördük. Benzer bir şey 2001 yılında Türkiye'de yaşanan krizin sonucunda da gördük. O tarih iktidar olan hiçbir parti seçim barajını dahi aşamadılar. Hepsi meclisin dışında.
Benzer bir sonucu biz aslında 2009 yerel seçimlerinde de görüyoruz. İşte 2008'de dünyada başlayan kriz her ne kadar bizi tehdit geçti falan desek de belirgin bir biçimde iktidar partisinin oy oranlarını etki ettiğini görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam yerel seçimlerde 2009'da AKP'nin oy oranı 2007'de yapılan seçimde %46 civarındayken 2009'da yapılan yerel seçimde %38.8 gibi bir oy oranına düştü. Dolayısıyla ekonominin siyaset üzerinde etkisi var mı? Var. Fakat bunu ülke geneline nasıl yayacağız ve yorumlayacağız konusunda biraz önce Murat Bey'in söyledikleri çok önemli. Şimdi dikkat ederseniz biz seçimlerden bahsederken ağırlıklı olarak Ankara, İstanbul'u konuşuyoruz. İşte Adana, Mersin'i konuşuyoruz. Antalya'da bir değişim olur mu onu konuşuyoruz ama bir Erzurum hiç gündeme gelmiyor değil mi? Erzurum işte kafadan nereden baksan işte AKP'nin kazanacağı varsa Maraş gündeme gelmiyor. Malatya'yı biz konuşmuyoruz ya da Kayseri, Konya gibi yerler çok böyle siyaset tartışmalarında bile gündem olmuyor. Çünkü orada veri olarak kabul edilen şey nedir? İşte buralarda AKP'nin en azından yerel seçimden çıkacağı yönünde bir beklenti. Yani oy oranlarında belki birkaç puanlık bir farklılık olsa dahi seçimi kazanacağına ilişkin anketör kaygısı yok yani. Bu çok açık bir biçimde görülüyor. Dolayısıyla seçmen aslında değişik coğrafyalarda farklı sahiplerle oy kullandığını biz biliyoruz. Yani fark bu kadar açık ki biraz önce alanı saydığım illerde. Ekonomik kriz sebebiyle ortaya çıkabilecek birkaç puanlık değişiklik dahi sonuçları farklılaştırmayacak. Biz bunu farklılığını nerede göreceğiz? İşte bu büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Balıkesir'de, belki Bursa'da. Yani rekabetin biraz daha yakın olduğu, işte partilerin birbirine işte birkaç puanlık farklı oy aldığı illerde bunun etkisini biraz daha bariz bir biçimde göreceğiz demek. Buradan şu anlam çıkmasın yani ekonomik krizden Erzurumlular ya da Kayseriler ya da Konyalılar, Malatyalılar etkilenmiyor değil. Benzer istatistikler bu bölgeler için de geçerli ama seçmen davranışının etkisi biraz daha sınırlı. O zaman şunu sormak lazım. Bu seçim sandıkları açıklandığı zaman biz başarı ölçütünü ne olmakta kalacağız? Yani siyasi partilerin aldığı oy oranına bakarak mı ne kadar başarılı olduklarını söyleyeceğiz yoksa kazandıkları belediye sayılarına bakarak mı başarılı olduklarını söyleyeceğiz? Türkiye'de 900'ün üzerinde ilçe var. Bu ilçelerden kaç tanesinde mevcutta iktidarda bulunan belediyenin el değiştirdiğinden mi yürüyeceğiz yoksa oy oranlar üzerinden mi yürüyeceğiz? Oy oranlar üzerine bakarsak ben bir miktar gerilemenin olacağını düşünüyorum. Yani her ne kadar AKP'nin açık ara kazanacağı biraz önce saydıklar ve benzerleri yerlerde dahil. AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın MHP ile birlikte değerlendirmek lazım. Bir miktar oy kaybedeceğini ama seçim kaybetmeyeceğini, asıl yarışın işte iktidar ve muhalefetin başa baş rekabet edebildiği bölgelerde olacağını, ekonomik krizin de etkisini bu bölgelerde yaşayan seçmenlerin davranışına ben yansıyacağını düşünenlerden birisiyim. Dolayısıyla her şey olabilir yani Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Balıkesir, Bursa gibi yerler muhalefetin başarısıyla sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Pekala. Şimdi hem Murat Bey hem Yalçın Hocam aslında bir yerde ortaklaştılar. Belli başlı şehirlerde bir seçim yarışı olacak. Kalanlar 76, 75, 74 ilde sonuç bir önceki seçimle aynı olacak noktasında gibiyiz değil mi? Yanlış. Kazanan aynı olacak. Anlamadım. Kazanan aynı olacak. Bu böyle midir? Bizim bu ülkedeki siyasi iklimimiz bu sonucu mu doğuracaktır? Önceki seçimlere baktığımızda evet bu seçimde de böyle olacak diyebilir miyiz? Gerçekten bu çok konuşulan, edilen işte Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde vahim bir şekilde ortaya çıkan işsizlikte, büyümede, enflasyonda ortaya çıkan bu sonuçlar etki etmeyecek midir bu yerel seçim sonuçlarına? Ben 91'den beri ben seçimler üzerinde çalışıyorum, yazıyorum, yayın yapıyorum. Başka arkadaşlar da tabii aynı şekilde siyaset bilimci olarak yayın yapıyorlar. Bizim görebildiğimiz, bulabildiğimiz kadarıyla işsizliğin seçim sonuçları üzerine hiçbir etkisi yok. Türkiye'de mi? Türkiye'de yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde var.
Avrupa'da var. Çünkü Türkiye'deki işsizlik diğer ülkelerden farklı. Türkiye'deki işsizlik bir cins ayrımı olgusu. Kadınlar için çok farklı bir olgu, çok yüksek sayıda. İşsizlik olarak da değil, iş gücüne katılma oranı olarak. Şu anda %28'e düştüğünü OECD açıkladı bu oranın. Ve nitekim biz kazanç karşılığı bir işte çalışıyor musunuz dediğiniz zaman kadınlarda bu oran fevkalade yüksek olarak hayır diyor. Hayatım boyunca çalışmadım. Bu insanlar bir şekilde evin içerisinde kendilerinde mutluluk arayan durumdalar. Ve dolayısıyla işsiz kalmanın bir bedeli veya herhangi bir şekilde ağır yükü altında değiller. Yani bir ev hanımı olmak, çocuk sahibi olmak, annelik yapmak yeterli olarak görüyor. Zannetmeyin ki bu gelir düzeyiyle, eğitimle falan da çok ilgili. Değil. Yani çok iyi eğitim almış ancak kendisine maddi bakımdan yüksek imkanlar sağlayan bir eşle evlenmiş, hiçbir şekilde çalışmamış çok kadın var. Oran olarak size bir oran veremem ama bunun gelirle de fazla bir ilişkisi olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla kadın işsizliği ve kadınların iş gücüne katılmama olgusu siyasete herhangi bir şekilde bir beklenti olarak yansımıyor. Yansımadığı için sadece erkekler üzerinden düşünmeniz lazım. Erkeklerde bu oranlar OECD ortalamaları civarında. Yani çok yüksek değil. Örneğin Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki erkeklerin iş gücüne katılma oranı Finlandiya gibi falan. Finlandiya'daki oranına benzer. Onun için çok kritik bir etki yapmıyor. Şimdi bu son krizde bu değişti gibi gözüküyor. Onun için bu seçimde bir ufak etki buradan olabilirmiş gibi gözüküyor. Ama bu bir isterseniz hipotez. Yani ispatlanmış bir şey değil. Bunu düşünebiliriz. Makul olarak düşünebilirsiniz. Çünkü kadınlardaki işsizlik berdevam ama o her zaman var. O bir sabit, değişen bir şey değil. Seçim oranlarına fazla bir etkisi yok. Erkeklerdeki oran ise genellikle düşük. O yüksek olarak bu şekilde etki edebilir. Aynı zamanda bir ikinci olgu var. İktisatçıların gayet iyi bildiği. OECD istatistiklerinde de bu gözüküyor. Dünyada ve OECD ülkeler arasında özellikle en fazla saat çalışan nüfus Türkiye'de. Evet. 60 küsur saat çalışıyor. Bu bir insanın en az 2 işte veya 3 işte çalıştığı anlamına geliyor. Hı hı. Yani kadınlar evde oturuyor, erkekler 2-3 işte çalışıyor, eve dahi vuramıyor. Kadınlar işte çalışırsa kadınların hem evdeki yapacağı iş hem evin dışındaki yapacağı iş kendisinin yapması gereken iş olarak tanımlanmış durumda. Onun için hayatı fevkalade ağır yaşamaya başlıyorlar. Onun da gerek aile hayatına gerekse de mutluluğa falan çok büyük etkisi oluyor. Fakat bunun oranı Türkiye'de mesela 2017'de yapmış olduğumuz araştırmada %17 falan gibi kadınlarda. Çok yüksek bir oran değil. Ama kadınlara sorduğunuz zaman işte ISSB'nin aile araştırması var. Bundan 5 sene önce yaptık. 2 sene önce yaptığımız yurttaşlık araştırması var. Her ikisinde de buna benzer sorular vardı. Orada kadınlar son derece müşteki olduklarını söylüyorlar. Bu tür bir yaşantı. Ve aynı zamanda büyük kentlerde bir tek gelirle evin dönmediğini, dolayısıyla iki eşinde çalışması gerektiğini de beyan eden yüksek sayıda kadın var. Ama iş kendilerinin iş araması ve bulması noktasına geldiğinde bunu becerebilecek durumda değiller. Çünkü Türkiye'deki koşullar buna imkan kolay kolay sağlamıyor. Bunun için büyük talepleri var. Örneğin çocukları için güvenilir devlet garantisinde kreş talep ediyorlar. Bakın bu yerel seçimlerde gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse de Adalet ve Kalkınma Partisi kreş meselesini gündeme getirdi. Bunun sebebi budur. Uzun zamandan beri bu dile getiriliyor. Ancak buna cevap verir hale geldi. Hocam güvenebilir. Güvenilebilir. Tabii devlet garantisi. Devlet garantisinde olsun istiyorlar. Hı hı. Yani ben oraya çocuğumu bırakacağım. Bu çocuğuma kötü muamele edilmeyecek. Hı hı. Bunun garantisi olabilecek. Edilirse de devlet hesabını soracak. Aynı şekilde kadınlar kendilerinden önceki kuşağa da bakıyorlar. Anneleri, babaları hastalanıyor vesaire. Bunların bakım yükleri de kendi sırtlarına biniyor. Hem kendi anne babalarının hem eşlerinin anne babalarının. Dolayısıyla ağır bir yük altındalar. Bu yükü de bizim sırtımızdan alın
devlet garantisinde yaşlı bakım üniteleri istiyoruz diyorlar. O gündeme gelmedi henüz. Muhtemelen gelecektir. Yerel siyaset üzerinden gelmesi olasılığı daha yüksektir. Ama anayasanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımlayan maddesi sosyal devlet diyor. Hı hı. Eğer sosyal devlet olacaksanız bunları yapacaksınız. Ondan sonra kadınların iş gücünde rol almaya başlamasında bir artış bekleyebilirsiniz. Buradaki oynayışlardan siyasi sonuçlar üretilmesini beklemeniz mümkün. Ama oy verme kararında iktisadi değerlendirmeler etki yapıyor mu? Evet, yapıyor. Her seçimde yapıyor mu? Hayır. Mesela 2002 seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin geçmiş dönemdeki iktisadi değerlendirme ve önümüzdeki iktisadi dönemden değerlendirme beklentilerinin oya etki etmediğini ispatladık. Bunu kitap olarak da Ali Çarkoğlu'yla birlikte 2007'de yayınladık. Böyle bir etki yok. Hı hı. O seçimde bu etki yok. Neden? Gayet basit. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomiyi nasıl yöneteceği hakkında hiçbir fikri sahip değildi seçmenler. 2002'de daha çok öfkeyle oy vermiş gibi gözüküyorlar. Bir önceki koalisyon hükümetine gerek 99 depremi sonrasında yaşanan afetle ilgili yavaş düzelme, gerekse 2001'de yaşanmış olan kriz dolayısıyla büyük bir öfkeyle bunların dışında herhangi bir başka partiye, gözümüzü tuttuğu bir başka partiye oy vereceğiz havası içerisinde ve seçmen ağırlığı 1991'den itibaren giderek daha sağa kaymış olduğu için sağdan bir partiye oy vereceğiz havası içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni denemek için verdiler. Memnun kaldılar. 2007'de baktığınız zaman ekonominin gidişatından ve önümüzdeki bir yıl, iki yıl gibi bir sürede gidişatının alacağı seyrin tahmininden kaynaklanan son derece olumlu ve güçlü bir etki görebiliyoruz. Seçim kararında, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleme kararında. Bu konuda olumsuz olarak düşünenlerin ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne, MHP'ye ve başka partilere oy verdiğini 2007 seçimlerinde görüyoruz. Yani oradan itibaren ayrışıyor. Bu görüntü 2011, 2015'in iki seçimi, 2018 seçimde de devam etti. Her seçimde biz seçim öncesi ve sonrasında Sabancı Üniversitesi, daha sonra Koç Üniversitesi beraber, ben ve Ali Çarkoğlu bir arada bu araştırmaları yaptık. Bir kısmı yayınlandı, bir kısmı yayını geliyor arkadan vesaire. Bunlar saptamış bulunuyor. Dolayısıyla ekonominin çok ciddi etkisi var ama etkisi tek düze değil. Her seçimde aynı şekilde olmuyor. Seçim koşullarındaki bu etkinin ortaya çıkabilmesi için partinin tanınması gerekiyor. Belli bir güven sağlaması gerekiyor. Şimdi 2018'deki durum son derece ilginç. 2018'in seçimlere giderken Mayıs ve Haziran'da yapmış olduğunuz çalışmada son bir seneki ekonomi politikalarından nasıl etkilendiniz diye sorduğumuzda kötü etkilendik diyenler %38-40 civarında, iyi etkilendik diyenler 40-42 civarındaydı. Aynı araştırmayı aynı hanelere gitmek suretiyle seçimden sonra da yaptık. Seçimden sonra son bir yıldaki durum nasıldı diye sorduğunuz zaman %38-40 civarında kötü diyenler %50'ye fırladı. Ve iyi diyenlerin oranı %30'a düştü. 40'tan. Fakat ilginç olanı şu. Önümüzdeki bir sene nasıl olacak diye sorduğumuzda 2018 Haziran seçimlerinden önce Mayıs Haziran'da yapmış olduğumuz araştırmada %41,7, 42 diyelim toparlak hesap, iyi olacak derken Eylül-Ekim'de de %42 iyi olacak diye cevap verdi. Hiçbir şey değişmemiş. Hiç. Sıfır. Yani hükümetin politikalarını değiştireceğini, düzelteceğini, Türkiye'yi bir şekilde kurtaracağını seçimin öndesinde düşünenler kimse, seçimin sonrasında düşünmeye devam edenler de onlar. Dolayısıyla bu kişiler Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun ittifakına oy verirken buradan beklentilerini, ileriye matuf beklentilerini, geçmişteki gördükleri kötü manzaraya rağmen henüz değiştirmemişlerdi. Bugün değiştirmişler mi bilmiyorum, böyle bir araştırmamız yok. Eğer değiştirmişlerse bunun çok ciddi etkisi olacaktır seçim sonuçlarına. Özellikle Adalet Kalkınma Partisi ve MHP için ve onların kurduğu Cumhur İttifakı için iyi bir sonuç çıkmayacağını söyleyebilirsiniz. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim yaptığımız, daha bir ay evvel bitirdiğimiz bir araştırmada Türkiye ekonomisi iyiye mi gidecek önümüzdeki sene, kötüye mi gidecek dediğimizde iyiye gidecek diyenlerin sayısı %42 idi.
Yani şimdi onu şeyle karşılaştırmak, bizim elimizdeki verilere göre hangi partiye bugün oy verirsiniz istatistiğiyle karşılaştırmanız mümkün. Bunlar çok büyük ölçüde Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP oy vereceklerle örtüşüyor. Ama burada dikkatinizi çekerseniz 3 tane temel değişken var ortaya çıkarabildiğimiz. Bir tanesi siyasal ideoloji. Sağ solda nerede duruyorsunuz? Partiyi nerede görüyorsunuz? Seçmenin %35-40 civarı kendisini aşırı sağa koyuyor. AKP ve MHP'yi de aşırı sağa koyuyor. Ve %20 kadarı kendini sola koyuyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de en sola koyuyor. Aşırı sola koyuyor. Dolayısıyla böyle bir manzara içerisinde ideolojik olarak çok büyük ölçüde AKP ve MHP'nin yarışa başlarken iki tur önceden falan başladığını söyleyebilecek durumdasınız. Bu bir. İkincisi... Parti tuttuğunu söyleyen seçmen oranı Türkiye'de yükseldi. Eskiden %40'lar civarındaydı. Şimdi 60'lar civarında parti tuttuğunu söylüyor. Çok sıkı tuttuğunu söyleyen bunun yarısı kadar. Hı hı. Ama bu çok sıkı tuttuğunu söyleyenlerin yani 3 seçmenden birinin filan ki bunların hepsi aynı partiye oy vermiyor. Hı hı. Herhangi bir şekilde iktisadi duruma filan bakmaksızın aynı partiye oy vermeye devam edeceğini düşünebilirsiniz. Burada da bir etki olmayacak. Dolayısıyla tek değişken burada. Zaman içerisinde değişen iktisadi göstergeler ve iktisadi göstergelerin algısı. Bu iktisadi göstergeler bize kötüye gittiğimizi gösteriyor ve bu iktidar artık bunu değiştiremez diye düşündüklerinde iktidarı değiştireceklerdir. Eğer bu iktidar bunu ileride bir şekilde değiştirir, düzeltir diye düşünürlerse değiştirmeyecekler. Mesele budur. Sonuç buna inmiş gibi gözüküyor. Size gelmeden önce yeri gelmişten tekrar Yalçın Hocam'a döneyim. Türkiye İstatistik Kurumu tüketici eğilim anketi sonuçlarını açıkladı. Şimdi bu anket sonuçlarına bakıyorum. Mart ayında bir önceki aya göre 2,9 oranında artmış. Şubat'ta 57,8 olan endeks, Mart'ta 59,4 olmuş. Hane halkının maddi durum beklentisine bakıyorum. O da %4 oranında yükselmiş. Genel ekonomik durum beklentisine bakıyorum. O da 4,9 oranında 5'e yakın artmış. Fakat işsizlik beklentisi, gelecek 12 ayda işsizlik ne olacak? O beklentide bir iyileşme yok. %59'muş gene, %58,9. Tasarruf etme ihtimali, tasarruf etme beklentisi gelecek 12 ayda... 22 idi Şubat'ta, Mart ayında yine 22, gayet de düşük bir endeks. Şimdi biz bundan ne anlamalıyız? Yani şunu anlamaya çalışıyoruz. Murat Bey, çok bir değişiklik olmayacak bu yerel seçim sonuçlarında çok ilde diyor. Önceki kazananlar gene kazanacak. Siz aynı kanadasınız. Hocam diyor ki Amerika olsak, ekonomik sıkıntı etkiler, işsizlik etkiler seçim sonuçlarını ama Türkiye'de etkilemiyor. TÜİK'in açıkladığı bu son veri benim kafamı karıştırdı. Bir taraftan maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve güven endeksi efendim büyürken öbür taraftan tasarruf etme ihtimali ve işsizlik, iş bulamama ihtimalini de yerinde sayıyor. Bu seçmen iktisadi olarak neye inanıyor şu anda, ne düşünüyordur sizce? Şimdi bu sizin açıkladığınız veriler aslında seçmenin kendi ekonomik durumuna ilişkin sorumluluğun bir kısmını kendi üzerine yıktın ama Türkiye'ye ilişkin hala mevcut iktidara yönelik olumlu bir bakış açısı kısmen olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tüketici güven endeksindeki bu göreceli olarak küçük iyileşme Türkiye'de işlerin iyiye gittiğini göstermiyor. Bunu açıkça söylemek lazım. Yani güven endeksinin hala %59 seviyesinde bulunuyor olması Türkiye'de büyük çoğunluğun işlerin iyiye gitmediğine ilişkin bir kanıya sahip olduğunu çok açık göstergesi. Ama şunu da vurgulamak lazım. Yani iktidar algı yönetimi konusunda oldukça başarılı. Yani özellikle işte akşam ana haberleri ya da yaygın olarak izledikleri televizyon kanal baktıklarında, hükümetten gelen açıklamalara baktıklarında bunu yani önemli olarak bir de
döviz kuru, işte dolar işte son 1-2 aydır işte 5.20 ile 5.50 arasında sıkışmış göreceli olarak yatay seyreden bir yerde. Bunlara bakarak belki o endekste kısmi olarak bir iyileşme olmuş olabilir. Bunun gerekçesini ben buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama yapılan açıklamaların da seçmen nezdinde ya da vatandaş nezdinde özellikle onların algılarının oluşması açısından önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bakın açıklanan ekonomik verilerle hükümet tarafından yapılan açıklamaların örtüşmediğini çok açık bir biçimde işte iktisatçılar ben dahil olmak üzere dile getiriyor. Bunun en iyi örneğini nerede görüyoruz? Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Trabzon'da yaptığı bir konuşmada aynen şu ifadeyi kullandı. Bizim bol paramız var dedi. Bakın aynen bu ifadeyi kullandı. Bol paramız var dedi. Borçlanma ihtiyacı gibi bir şey söz konusu değil dedi. Fakat bu açıklamayı yaptığı gün hazine yabancı bankalara yurt dışından 1 milyar dolar daha borçlanmak üzere yetki verdi. Şimdi bu borçlanma yetkisi buradan bu dün yapıldı 1 milyar dolarlık bir borçlanma daha yapıldı ama benim gibi iktisatçıların takip ettiği bir şey. Herhalde ana haberde bunlar konu oluyor. Konu olan nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işte bizim bol paramız var. Bol paranın olmadığını hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte Ocak ve Şubat ayları bütçe rakamları açıklandı. Bütçe ciddi şekilde açık veriyor. Bu hafta yapılan işte 5 milyar liralık ihale vardı. Oradan biliyoruz. İşte önümüzdeki dönemlerde yapılacak borçlanmalar var. Varlık fonu filan gibi. Şimdi algılarla olguların epey farklılaştığı bir dönemdeyiz. Burada önemli olan algı mıdır, olgu mudur? Olgu konusuna erişebilmek için bence ortalama vatandaşın çok sınırlı imkanı var. Yani herkes benim gibi sosyal medya ya da şu anda akşam bizi izleyenler gibi işte Twitter'dan filan ya da İstatistik Kurumu'nun web sitesine bakarak verilere filan ulaşılmıyor ki. Nereden bu veriye sahip oluyorsunuz? İşte bu bilgiye sahip oluyorsunuz. Ağırlıklı olarak, yaygın olarak takip edilen medya üzerinden buna sahip oluyorsunuz. Bu açıklananların doğru olmadığını biz bilsek bile ortalama vatandaşın algısı üzerine ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Yoksa tüketici güven endeksinin böyle iyileşmesini beklememek gerekir. Ama aynı endekste biraz önce sizin açıkladığınız alt verilerde işsizlik oranında artacağı bekleniyor. Şimdi işsizlik oranının artması ne demektir? Türkiye'de ekonominin kısmi olarak bozulmaya devam edeceğine dair vatandaşın bir beklentisi var. Bunu gösteriyor. Ama işler nasıl? Biz görece olarak daha iyiyiz. Yani bu gerçekten siyaset bilimci. Ben iktisatçıyım. Bu işlerden çok anlamam ama Ersin Hoca çok yakından takip ediyor bu tür konuları ama seçmenin davranışını şekillendirme konusunda iktidarın çok mahir olduğunu söylemek lazım. Bak o kadar ciddi ekonomik sorunlar yaşamamıza rağmen yüksek enflasyondan, yüksek döviz kuruna, artan işsizlik oranından küçülen ekonomiye varıncaya kadar iktidar bunların hiçbirisinden sorumlu değil. Hiçbirisinden sorumlu değil. Dolar diyorsunuz bir başkentte yapılan müdahale düştü. Ekonomi küçülüyor diyorsunuz. Siz bunlara bakmayın aslında biz daha iyi durumdayız anlatıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı söylediğim gibi bol paramız var cümlesini kullandı. Aynen bu ifadeyi kullandı Trabzon'da. Şimdi bu sorumluluktan kaçınıyor olmaları seçmen tarafından nasıl algılanıyor? Belki kısmi olarak bu tüketici güven endeksinde bunun yansımasını görüyoruz. Yani iktidarı sorumlu tutmuyorsunuz. Hep başkalarına bir biçimde sorumluluğu yıkıyorsunuz. Ama söylediğim gibi özellikle büyük metropoller, Ankara, İstanbul gibi yerlerde ben bu ekonomik krizin etkisini seçim sonuçlarında kısmi olarak göreceğimizi düşünüyorum. Peki Murat Bey, hiç araştırmanız var mı bu konuda? İşsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı seçmenin umurunda mı? Bakın, biraz evvel Ersin Hoca bir şey söyledi. Özellikle kadınların çok umurunda değil. Hangi kadınlarında değil, evin bakımından sorumlu ev kadınlarının umurunda değil. Çünkü çok büyük bir kısmı AK Parti'yi tercih ediyor bu kitlenin. Fakat öyle bir hale gelmiş vaziyette ki artık o diğer kitle, o ev kadınlarını bir kenara çıkartıp koyduktan sonra o diğer kitle, yani kadınlı erkekli, eskiden bir tanıdığına, çocuğuna iş ararken artık kendisi için arıyor. Böyle bir şey var. Bir de satın alma gücü tabii bu çok önemli bir şey. Bir standardı tutturuyorsunuz hayatınızda. İşte sabah kahvaltımda şunları şunları yiyeceğim. Öğlen yemeğinde şöyle bir yemek olacak. İşte veya dışarıda yenecek. Akşam yemeğinde şöyle bir yemek olacak.
Bunları yarı yarıya indiriyorsunuz. Hani o file yarıya kadar doldu diyorlar ya. Ben küçük gelir gruplarından bahsediyorum. Yani ortanın altındaki şeyden bahsediyorum. Evet, bugüne kadar geçiniyorlardılar. Güzel bir yaşantıları vardı. Ama şu son 1,5-2 senedir ekonominin içinde bulunduğu ve anlamadıkları, bakın hiç ben bile anlamıyorum. Yani onlar da anlamadıkları bu sıkıntı yüzünden artık bir tas, iki tas çıkan yemek bir tas çıkıyor akşam. Yani bütün sıkıntı burada ve bu etkiliyor. Hani ben ilk bölümde şöyle bir ifade kullanmıştım. Hani Ekrem İmamoğlu büyük bir iş yaptı da Binali Yıldırım da büyük bir iş yaptı. Bu kadar büyük bir ekonomik sıkıntıya rağmen hala partisinin oylarını tutmaya çalışıyor ve tutuyor İstanbul'da. Şimdi bu çok önemli bir şey. Niye? Çünkü soruyoruz insanlara en büyük sıkıntı nedir diye. İşte hayat pahalılığı, işsizlik. Bunlar çıkıyor hep. Kim çözer? Hangi siyasi oluşum bunu çözer? İşte bundan iki sene evvel o yaklaşık %60'larda olan bu işi AK Parti çözer imgesi. Şimdi bu sonucu %35-40'lara düşmüş vaziyette. Peki kim çözer? Kime gitti bu aradaki %25? Hiçbirine gitti. Hiçbiri çözmezse mevcut durumun devamı mümkünse. Durumunda davranıyor seçmen. Bu çok affedersiniz. Bu seçmenin sisteme güvenini yitirdiği anlamına mı geliyor hocam? Hayır, daha güvenini yitirmediğini anlamına geliyor. Ne tür bir değişiklik yaşadığımızın farkında olmadığı anlamına geliyor. Yani Türkiye 2017'de çok büyük çaplı bir rejim değişikliği yaşadı. Bunun etkileri halen görülmeye devam ediyor. İktisadi etkileri görüldü. Bir kriz dönemi yaşadık. Bu kriz dönemi Türkiye'deki bu 2017 seçimi sonucunda, yani referandum sonucunda ortaya çıkmış olan yapıdan büyük ölçüde etkilenmiştir. Karar alma süreçlerinin aksaması, gecikmesi, Merkez Bankası'nın kolay hareket edememesi vesaire, bunlar krizi derinleştirdi esas itibariyle. Ve şu anda Türkiye dolayısıyla yönetim kalitesi açısından eskiyi arar bir pozisyona düşmüş durumda. Ama seçmen bunu algılamış durumda değil. Peki. Burada henüz daha nasıl diyelim, jeton düşmemiş durumda. Yani nereye geldiğimizin jetonu düşmemiş durumda. Onun için eskisi devam ediyormuş gibi gözüküyor. Ve eski standartlarla Türkiye yönetiliyormuş gibi gözüküyor. Yani demokrasinin çalışmasından ne derece memnunsunuz diye soruyoruz. %50 küsur memnunuz yanıtı veriyor. Esas itibariyle Türkiye'nin bugün demokrasi olup olmadığı çok tartışmalı. Karşılaştırmalı araştırmalara göre de demokrasi olma özelliğini yitirmiş durumda dünyada. Yani onun için bu bilimin ortaya koyduğuyla burada ortaya konulanlar arasında bir fark var. Fakat çok iyi bir noktaya değindiler Sayın Karatepe. Medya manipülasyonu. Şimdi bakın, 4 kanaldan haber alıyorsunuz. Bir seçmen 4 kanaldan haber alır. Siyasilerden alır, medya ve basından alır, uzmanlardan alır, bir de konu komşudan alır. Günlük hayatında karşılaştıklarından alır. Şimdi uzmanlar şeytanileştirildi, itibarsızlaştırıldı ve bir kenara attı. Onlar düşman. Birçoğu vatan haini falan ilan edildi. Dinlemeyin bunları diyorlar. Dolayısıyla onların etkisi bir hayli azalmış vaziyette. Siyasilerin etkisi çok. Medya zaten siyasilerin söylediğini yansıtır pozisyona gelmiş durumda. Çünkü büyük ölçüde dinlenilen medya aynı siyasilerin konuştuğu medya. Ve etrafta konu komşudan da yansıyan, yine bu medyadan yansımış olan haberler. Dolayısıyla duyduğu eskiden olduğu gibi, bundan 10 sene önce olduğu gibi, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği dönemde olduğu gibi, çok farklı fikirlerin tartışmasından bir gerçeğin doğmasına neden olabilecek bir ortamın olmaması. Osmanlı'nın çok önemli bir sözü var. Barikayı hakikat, müsaademeyi efkardan neşet eder diyor. Yani gerçeğin yıldırımı fikirlerin çatışmasından üren. Bizde fikir çatışmıyor ki şu anda. Böyle bir şey yok. Bir fikir söyleniyor, devamlı söyleniyor, üst üste söyleniyor ve bunun doğru olup olmadığını saptayabilmek mümkün değil. İşte iktisatçılar bir şey söylüyor, uzmanlığı olanlar. Burada iktisadi bir sorun olduğunu, bu sorunun
nedenlerinin üzerinde durulması gerektiğini, bunların belli yöntemlerle belli hızda yanıtlanması gerektiğini, bunların yapılmadığını söylüyorlar. Bu bir kenara atılıyor. Başka bir anlatım çok etkili bir şekilde. Çünkü özellikle bunu anlatan siyasiler bir iletişim dehası. Bunu büyük ölçüde yayıyorlar ve seçmen devamlı olarak bunu dinlediği için buna koşullanıyor. Hı hı. Bu bir biliyorsunuz medya yönetimi, yöntemi. Bunu nirengi noktasına taşıyan dünyada Göbels'tir. Dolayısıyla daha önce de çok uzun yüzyıllar esinlendiği kaynakta Vatikan'dır. Yani Katolik Kilisesi temel itibariyle halkın inanması istediklerini gayet etkili bir şekilde çeşitli kanallardan sürekli ve düzenli olarak tekrarlayarak onları koşullandırmışlardır. Şimdi bu yöntem çok gelişti. Bütün dünyada kullanılıyor, Türkiye'de de kullanılıyor ve çok büyük başarıyla kullanılıyor. Onun için burada uzmana kulağını tıkamış, anlamadığı konularda uzmana sormak yerine kendisinin güvendiği siyasilere, başkalara sormak falan gibi bir havaya gidiyor. O da tabii olayın tartışılması, anlaşılması, hani barikayı, hakikatin ortaya çıkmasını engelliyor. Peki, peki. Şu %25'e takıldı aklım. Dediniz ya, o %25'lik bir seçmen kitlesi, peki kim düzeltecek bunu diye sorduğunuzda, hani bir şey söyleyemiyor. Hiçbiri. Çıkıyor hiçbiri cevabı. Peki, kim, bunlar kim bunlar? Bu %25 kim? Bunun nasıl hareket etmesi beklenir aynen, 31 Mart'ta? Aynen Türkiye'nin siyasal dağılımı gibi. Yani yaklaşık yarısı iktidar bloğu, yarısı da muhalefet bloğu. Şu anda iktidar ve muhalefet bloğu diye ikiye ayırmak gerekiyor. Yani tam öyle dağılıyorlar. Oy verme davranışı olarak soruyorsanız. Yani bir farklılaşma göstermiyor mesela. Bu kitleyi alıyorsunuz. Siyasi parti sorusuyla birbirini crossluyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. Bir takım istatistik analizleri var. Birbirinden farklılaşmıyor bu kitleler. Kendi aralarında diyor mesela. O istatistik anlamlılık testinden geçtikten sonra. Şimdi sonuçta Türkiye'nin tavrı bu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partili'de şunu şöyle özetleyeyim. Çok anlaşılır olmadı. Bu Cumhuriyet Halk Partili'de, AK Partili'de aynı oranda olmasa bile genelden farklılaşan bir şey söylemiyor bu konuyla ilgili ve hiçbiri çözemez bu sorunu diyor. Eskiden bu ne için çıkıyordu biliyor musunuz? PKK terörü için çıkıyordu. Mesela o silahlı zaman, o terör zamanını hatırlayın. Kim çözer diye soruyordu. Hiç kimse çözemez bu sorunu diyorlar. Yani dolayısıyla nedir bu? Ben bu sorunla yaşamaya alışacağım. Ben bu sorunu yaşayacağım. Ben buna karşın siyasal davranışımı, yani bunu çıkartıyorum kafamın içerisinden, başka şeylere bakıp siyasal davranışımı yoluna giriyorum diyordu seçim. O %25 yeni bir siyasi partinin doğacağı bir zemin olabilir mi? Karşılarına çıksa, hani AKP'liler de var orada, CHP'liler de var. Karşılarına çıksa yeni bir siyasi parti o %25 der mi acaba? Ya bir dakika, AKP'yi de bırakıyorum, CHP'yi de bırakıyorum, ben buraya yöneliyorum. Yeni bir siyaset, yeni bir çözüm der mi bu insanlar? Şimdi bakın Türkiye'de, hocam da yapıyor bunların araştırmalarını. 3 tane blok var. Bir merkez siyaseti yapanlar var. Esasında onlar merkez sağcılar. Solda siyaset yapanlar var. Bir de sağda siyaset yapanlar var. Türkiye'nin yaklaşık %65 ile 70 arasındaki bir oranı sağdaki siyaset yapan partileri tercih ediyor. Merkezde çok az, bir %10'luk, 15'lik. Tam dünya trendlerine uygun. Bu daha evvelden çok farklıydı. İşte Doğru Yol Partisi vardı, ANAP vardı. O merkez böyle bir, epey bir büyümüştü. Dolayısıyla bunlar iyice açıldılar. İşte ben 4 Eylül demeye başladılar. Her tarafa şey vermeye başladılar. Bir liberal pozisyon vardı, o yok. Ama niye? Çünkü yok, hani bir suyu şu bardağın içine koyarsanız belirli bir şeyden sonra taşar. Aynı durum odur. Çünkü Türkiye'nin kaldırabileceği yapı o orta merkezde yetmedi. Ve bu daha ziyade sağdaki siyasete kaydı. Şu anda Türkiye'de bu gösterdiğimiz 3 Eylül'de de bu adam. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani soldayım diyor ama
Ondan sonra biz bunları test edecek birkaç tane soru soruyoruz. Solda olmanın gerektirdiği bir takım şeyleri. Mesela en önemlisi emek mi para mı diye soruyorsunuz. Bugünlerde para diyor. Demek solda değilsin. Solcuyum diyen sol tarafa oy veriyorum diyemez. Veya sağdaki de işte demokrasi, fikir özgürlüğü falan diyor. Değilsin. Yani bundan önce daha başka şeylerin var senin bunu söyleyecek. İşte liberal parayı ön plana çıkartacak, ekonomiyi ön plana. Dolayısıyla vatandaşlar bu sol sağ kavramları içerisinde bocalıyorlar. Türkiye'de işte burada bocaladıkları için Türkiye'de işte bir muhalefet var. Senelerdir değişmiyor. Solda bir muhalefet var. Senelerdir değişmiyor. Bir bakın. Ya 1977 en son iktidarı. O da tek başına değil. Milli Selamet Partisi yani. Yok, 73 Milli Selamet Partisi ile 77'de Adalet Partisi'nden 11 kişi ayrıldı. Onlarla kuruldu. İşte bir sürü tartışmaya neden oldu. Ama onlar da biraz Selamet Partisi tandansı değil mi? Yok. Yani hepsi de değil. Güneş Otel meselesi. Orası epey bir çapan oldu çıktı. Yani neyse yani sonuçta en ilk tek iktidarları o. Öbür gün de mesela şey diyorlar 1991 seçimlerini söylüyorlar. İktidar partisi doğru mu partisiydi? Yani iktidar ortağıydı Sosyal Demokrat Partisi. 89 yerel seçimlerinde bir çıkış yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, çok ciddi bir çıkış yaptı. CHP o zamanki. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi daha kurulmamıştı. Biliyorsunuz yasaklandı 82'li partiler. Sonra 93'ten sonra tekrar kuruldular. O aradaki 10 yıllık dönemde de daha önceden parti tutanlar yeniden parti tutma konusunda çok büyük bir patinaja girdiler. Bu kırılmalar Türkiye'deki siyaseti daha karmaşık ve anlaşılmaz hale getirdi. Hocam 2019'dayız farkında mısınız? Doğru. Tam 20 sene geçmiş. 30. 30. Tabii 82, 30. 80'lerden. 89, 2019, 30 sene geçmiş. Ve bir kuşak. Bu dokuzlu döngülerde hep bu tür şeyler oluyor ülkede. İşte yerel siyasette de oluyor. Orada hiç kimsenin aklına gelmeyen Nurettin Sözen, aa bu kim dediği. Bir anda İstanbul'u kazandı ve karşısında da devasa bir Bedrettin Dalan vardı yani. Bir düşündüğünüz zaman kesin kazandı diye. Ve işte, çok sayıda parti girmişti. Onu da kabul etmeniz pek, lazım. Pek yani. Çok sayıda parti DSP girmişti. Onunla beraber yarışıyor. DYP girmişti vesaire. Bugün bir bakıyoruz. Bugünkü ortama bir bakıyoruz. İstanbul'un küçük bir ilçesinin bir belediye başkanı hiç kimse tanımıyor. %14 tanınma oranıyla giriyor seçime. Seçimi alır mı almaz mı onu konuşuyoruz. Ve çok benziyor böyle koşullar. İşte orada çok büyük bir ekonomik buhran var. Ülkede 89 öncesinde. İşte yani hakikaten büyük bir ekonomik buhran var. Artık insana ben o zamanlar da araştırma yapıyordum da oradan biliyorum bunları. Ve insanlar muhalefeti tercih ettiler. Böyle bir döngüleri var. Ama yani sonuçta Türkiye'deki partiye geleceğim. Yeni parti kurulmasına geleceğim. Şu anda Türkiye yeni bir parti istemiyor. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken biz anketler yapıyorduk o zaman da. Hep bizim böyle diğer şıklarımız vardı. Diğer kapanmış bir parti. Kime oy vereceksiniz? İşte orada Recep Tayyip Erdoğan diyenler, Abdullah Gül diyenler işte şey yani böyle çıkıyordu anketin içerisinden. Ah bir parti geliyor dedik. Daha onlar parti kuracaklarını daha o gelenekçiler, yenilikçiler falan var. İşte daha kuracakları belli değil. Partide mi kalacaklar, dışına mı çıkacaklar? Refah Partisi'nin içinde mi kalacaklar, dışına mı çıkacaklar? Daha onlar belli değil. Bu isimler çıkıyordu. Onun partisine vereceğim. Peki. Şimdi bugün böyle bir durum yok. Neden? Çünkü ideolojik saflaşma henüz değişmedi. Ve daha önceki pozisyon, ki orta sağ ılımlı pozisyon denilen, mesela Özal'ın üç özgürlük, daha doğrusu kendi tabiriyle üç temel hürriyet kavramı vardı biliyorsunuz. Vicdan hürriyeti, ekonomik hürriyet, özel mülkiyet. Bunlara dokunulmaması gerektiğini ve bunların üzerine kurulan bir yapının ancak Türkiye'de demokrasiyle birlikte gelişeceğini iddia ediyor. Bu pozisyonu bugün savunan ve ortaya koyan herhangi bir siyasi hareket yok. Belirli bir pozisyon. Yani o pozisyon çöktü. İzin verirseniz Yalçın Hocam'a şunu sormak istiyorum. Yani oradan da devam ederiz. İzin verirseniz ben son söylenen bir iki ekleme yapmak istiyorum. Tabii. Sorunuzdan önce. Yani bu yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı ya da bu AKP'nin kurulduğu dönem? Sorumu soracağım. Soru bununla ilgili. Bir dakika. Soru bununla ilgili. Verin cevabınızı ama sorum da şu. İktisadi veriler bu ülkede ya da bir ülkede siyasi iklimin
değişebileceğini bize gösterir mi? Evet, iktisadi veriler bunu gösteriyor. Ekonomi kötü gidiyor, işsizlik, büyüme, çakıldık ya da şahane gidiyoruz, yükseliyor. Bu siyasi iklimde de bir değişikliğin işaretçisi olur mu? Şimdi siz cevabınızla birlikte bunu da değerlendirin. Bence işaretçisi olması gerekir. Yani bunu diğer ülkelere baktığımız zaman çok açık bir biçimde görebiliriz. Ama Türkiye'de şimdi umut olabilmeniz için, heyecan yaratabilmeniz için iddianızın olması gerekir. Şimdi AKP'nin kurulduğu dönemde biraz önce Murat Bey yaptıkları çalışmalardan bahsettik. Dikkat ederseniz hep şahıslar, işte Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül vesaire gibi isimler üzerinden bir alternatifin olabileceği konuşulmuş. Özellikle o Refah Partisi seçmen tarafından falan. Şimdi Türkiye'de yeni bir siyasi parti dediğimiz zaman son birkaç aydır konuşulan şey nedir? Abdullah Gül ya da Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan, işte bu insanların belki organize edeceği, içinde bulunacağı, arkasında duracağı falan bir siyasi oluşumdan bahsediyor. Yoksa bunun dışında çok böyle yeni isimler falan konuşulduğu yok. Fakat bu zikredilen isimlerin tamamı da siyasetin iddialarının kalmadığını göstermişler. Yani siz Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na kadar her pozisyonda Türkiye'de görev almış birisi olarak siyasi iddianızın olduğunu dahi ortaya koyamıyorsunuz. Yani en son Cuma namazı çıkışlarında kurduğu bir iki cümleyle Türkiye'de siyaset yapamazsınız ki. Yani Türkiye'nin en zor dönemlerinde ben ne Abdullah Gül'ün, ne Ahmet Davutoğlu'nun, ne Ali Babacan'ın, ki işte ekonomiyi konuşuyor. Siz hiç duydunuz mu Ali Babacan'ın herhangi bir yerde, bir televizyon programında, bir gazete röportajında ya da başka bir yerde bu sorunlara yüksek sesle itiraz etsin de insanlar da ya hep bak bunlar da cesur bir biçimde işte bu akşam stüdyomuzda bulunan konuklarınız gibi işte hataları, eksikleri, noksanları falan söylüyorlar. Algısı seçmende yani gel dedi, geldi başbakan oldu, git dedi, başbakanlıktan gitti yani. Niye ben gidiyorum sorusunu dahi sormadı Ahmet Davutoğlu. Yani Mayıs ayında sabah evden çıktığında başbakandı, akşam eve döndü, düz milletvekiliydi. Karısına bile açıklayamadı. Şimdi siz karınıza açıklayamadığınız bir durumu seçmene nasıl izah edeceksiniz de sizin arkanızda kümelenmelerini, toplanmalarını sağlayıp heyecan yaratacaksınız. Dolayısıyla bu siyasi parti ihtiyacı var mı? Bence var. Yani Türkiye şu anda siyasetten bir açılma ihtiyaç duyan bir ülke. Yani bu kadar ciddi ekonomik sorunlarımız olmasına rağmen, toplumsal sorunlarımız olmasına rağmen, Türkiye'nin çok temel sorunları olmasına rağmen, hala AKP'nin en kötü anketlerde bile %50 barajının yani seviyesinde oluyor olması, açıklanabilir bir durum olmaması lazım. Alternatif ne? Biraz önce Murat Bey, Dersin Hoca da söyledi. İşte seçmen profilinin bulunduğu yer ve buna heyecan yaratmak. Bu heyecanı Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Babacan üçlüsü yaratamaz. Çünkü onların şimdiye kadar göstermiş oldukları siyasi performans bir iddia üzerine kurulmuş bir siyasi performans değil. Yani siz bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapacaksınız, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı yapacaksınız, Suriye politikası konusunda açık görüşünüz olmayacak. Ya da Ali Babacan gibi çok popüler ki iş dünyasını çok sevdiği bir bakandı. Değil mi? Hatırlarsanız evet. Zeki Parlak bilmem ne falan dediyordu. Ama Türkiye 2017 yılın ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. İşte referanduma gittiğimiz dönemden beri hayata girmeye çalıştıkları bu palyatif ekonomik çözümlere baktığımız zaman çok ciddi ekonomik sorunlar yaşanmasına rağmen ben ortalama bir üniversite hocası olarak Ali Babacan'dan daha çok görüşüp yani ediyorum. Siz okudunuz mu bir yerde? Şimdi dolayısıyla seçmene ya biz yeni bir siyasi parti kuracağız. Niye? İşte AKP biraz zayıflarsa gidecekleri yer yok, mecburen bize gelecekler. Siyaset yani Ersin Hocam kusura bakmayın ama böyle bir şey değil yani. Bir umut, heyecan yaratmanız lazım. Bir söylemle ortaya çıkmanız lazım. Bir iddianızın olması lazım. Ben bu zikredilen isimden hiçbirisinin ne seçmende karşılığı olduğunu düşünüyorum ne de seçmende böyle bir heyecan yaratma şansı olduğunu düşünüyorum. Hani belki Kerem bir miktar oy eğer öyle bir hareket olursa seçmenden teveccüh görebilir ama böyle kalıcı, iddialı bir parti olma ihtimalinde düşük olduğunu düşünüyorum. Ersin Hocam, siz ne düşünürsünüz? Şimdi Ankara'dan siyaset geldiğine göre ben iktisattan devam edeyim. Peki. Şimdi piyasa diye düşünün hocam. Yani bunu bir piyasa diye düşünün. Piyasaya giriş koşulları fevkalade zor Türkiye'de. Neden? Bir, yasada %10 barajı var. %10 barajını koyduğunuz zaman yeni bir partinin ilk seçime girip %3-5 oy alıp üçüncü seçimde bakın Milliyetçi Hareket Partisi
1960'larda kurulmuştur. O tarihten 1991 seçimine kadar, ki Refah'la beraber girdi o seçimde, tam kaç aldığını bilmiyoruz. Ondan önceki bir seçimlerde %3 civarında oy almıştır. Senelerce. Ama ortada kaldı. Niye? %10 barajı yoktu. Yaşamasına imkan verildi. Piyasanın içerisinde küçük bir payla devam edebildi. Şimdi siz öyle bir parti kuracaksınız ki girdiğiniz anda %10'un üzerinde oy alacaksınız. Bu biraz son derece zor piyasaya giriş koşulları. İkinci problem, demin de söylediğim gibi, ideolojide ve ekonomide çok yeni bir söylemle geleceksiniz. Şimdi Turgut Özal'ın başarılı olması, kendisinin 1980 24 Ocak kararlarının mimarı olarak lanse edilmesinde, ki oradaki sorumluluk Başbakan Demirel'indi. Ama hala bugün büyük çoğunluk, o dönemi yaşamış olanlar en azından, bunların Özal'ın yaptığı bir takım kararlar olduğunu düşünmektedir. Hükümet olduğu halde ortada ve hükümetin de başbakanı olduğu halde kendisinden pay biçilmiştir. O zaman başbakanlık müsteşarıydı. Yani bu da bir algı olgu. Bu da bir algı. Ondan sonra askeri dönemde Amerikalılar ekonominin çarı diye ifade ettiler kendisine. Ekonomik portföy ona bırakıldı ve o yönetti. Bunu başarıyla yönettiği algısıyla birlikte ekonomide liberalizasyon getireceğim, İşte Türkiye piyasa ekonomisine geçecek, bunun koşullarına göre oynayacak, daha özgür, ekonomik özgürlükleri genişleteceğim. Dolayısıyla insanlar daha kolay üretim yapacaklar, daha rahat çalışabilecekler, daha kolay tasarruf edecekler, daha kolay yatırım yapabilecekler vesaire diye bir hava vererek girdi. Şimdi ya burada bir ekonomik model değiştiriyoruz, yani o zamanki İtal ikamesi ekonomisini terk ediyoruz, serbest piyasa ekonomisine geçiyoruz diye bir model değişikliğiyle ortaya çıktı. Böyle bir şey diyeceksiniz. Aynı zamanda bunun bir ideolojik altyapısına da talip olacaksınız. Yani orta sahadaki liberal fikirlerin hamisi olarak geldi. Şimdi bu liberal fikirler ortadan kaldırıldı. Şimdi bir sağda milliyetçi, mukaddesatçı fikirler var. Yerli ve milli filan denilen, bunlar temel itibariyle Türk-İslam sentezinin bugünkü konumu. Bu değer paketi var. Solda bir böyle seküler, laik, yine piyasayla uyumlu bir dizi demokratik sol, özgürlükçü, parlamenter demokrasi filan anlamlandırmaya çalışan bir parti konumu var. Onun ekonomik modeli temel itibariyle buradaki uygulamalardan çok farklı değil. Bazı öneriler ileri sürmekle birlikte bu ayrıştırıcı ve böyle genel kitlenin anlayabileceği basit slogana dönüşmüş bir nitelik taşımıyor. Aynı zamanda bunların arasında başka partilerden ayrılmış, işte Saadet Partisi Fazilet'ten ayrılmış, Adalet ve Kalkınma Partisi ile yarışan, İyi Parti MHP'den ayrılmış, onunla yarışan bir parti görüntüsüyle karşımızda. Yani ortada bir ürün çeşitlemesi söz konusu değil ideolojik olarak. Hem ekonomik olarak değil, hem ideolojik olarak değil. Nereye ayağınızı basıp da bu hareketi sürdüreceksiniz? Bir de üstelik %10 barajınız var. O %10 barajdan sizi her zaman için piyasaya girerken olabildiğince şevkinizi kıracak bir pozisyona itmeye hazır çeşitli siyasi güçler var. Onun için bu değişiklik yapılacaksa, yeni bir parti, Türkiye'nin tekrar demokrasisinin güçlendirilmiş olduğu bir yola girme vesaire, ilk yapılacağı şeylerden bir tanesi %10 barajını kaldırmaktır. Çünkü %10 barajına rağmen bugün Türkiye, nereden bakarsanız bakın, adına ne derseniz deyin, koalisyonla yönetiliyor. Hani koalisyonu imkansız hale getirecekti bu yapılan değişiklikler? Bize bunu anlattılar uzun müddet. Bunun ben olmasının fevkalade zor olduğunu, çünkü Türkiye'nin çeşitli seçmen bloklarına bölünmüş olduğunu, bu bloklardan çok sayıda ufak parti çıkacağını, biraz işler kötü giderse bu oyların ufalanacağını ve dolayısıyla sonuç itibariyle bir koalisyona ihtiyaç duyulacağını senelerce anlattım. Özellikle demokrasi olacaksanız, koalisyon demokrasilerin doğal hükümet biçimidir, doğal. Ve bazı ülkeler sadece koalisyonlar yönetilirler. En iyi örneği Almanya'dır. Türkiye'den çok yaşayan kimse var Almanya'da. Bizi izleyenler de varsa daha iyi anlayacaklardır. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sadece 4 yıl
parti hükümetiyle yönetilmiştir. Bir parti yönetmiştir. Geri kalan zamanı tamamında koalisyonla yönetilmiştir. Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi. Nasıl oluyor bu? Peki. Yani koalisyon berbattır, bizi çökertir bilmem ne. Bu algıların hepsi, iddiaların hepsi yanlıştır. Ve yine şu anda koalisyona mecbur kaldınız. Fakat adını değiştirmek mecburiyetine kaldınız. Çünkü onu söylerseniz kötü bir algı olacağını. Koalisyon adı ittifak oldu. İttifak oldu adı. İttifak Arapçası. Koalisyon Latincesi. Yani aynı şeyi yapıyorsunuz. Ve aynı şeyle devam ediyorsunuz. Ve buna yapmaya mecbur kalmış durumdasınız. Peki. Bir yıl bile sürmedi. Bakın dikkat edin. 2017'de referandumu yaptılar. Bir yıl bile sürmeden koalisyona geldiler. Üstelik bu koalisyon çalışabilir bir koalisyon da değildir. Çok zor bir koalisyon. Çünkü temel itibariyle yürütmede bir tek yapı kurulmuştur. Yürütmede paylaşım son derece zordur. O paylaşımı eskiden olduğu gibi bir meclisle bağlantılı hale getirerek, meclis içerisinden destek alarak sürdürebilmek daha zor hale gelmiştir. Onun için Türkiye yönetilmesi giderek siyasi olarak zorlaşan bir pozisyona doğru geldi. İşte EYT yasasının iyi önce geçip ondan sonra... Tabii yani bunlar daha birçok böyle kazalar yaşayacağız. Çünkü temel itibariyle buralardaki kopukluklar ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi demokrasi kültürü içerisinde çatışmalarla gidebilir. Amerika'da bu oluyor ama çatışma oluyor. Yani başkanla Amerika'daki kongre mücadeleye tutuşuyorlar. Anlaşamadıkları zaman hiçbir şey yapılamıyor. Ve karar da alınamıyor. Hükümeti kapatıyorlar. Evet. İcabında 800 bin memura diyorlar ki sizi işten çıkarttık, gidin evinize. Onun için bu iyi bir yöntem değil. Eğer demokrasinin temeli olan kişisel özgürlükleri her halükarda korumaktan başka bir hedefiniz olmadığını kabul etmezseniz. Peki, süremizi ederseniz başka. Süremizi açtık, son bir tur atacağım ama çok kısa olsun. Merak ettiğim bir şey var, hemen onu soracağım. Şimdi Erdoğan diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile işbirliği içinde, dolayısıyla PKK ile işbirliği içinde, dolayısıyla CHP teröristlerle işbirliği içinde. Onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım diyor ki dün gece Habertürk Televizyonu'nda HDP'nin oylarına talip. Efendim yine Erdoğan diyor ki bu seçim bir beka meselesidir. Ama onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı diyor ki Yeni Şafak gazetesinde Yeni Şafak yazarına, ki Yeni Şafak iktidarı destekleyen bir gazete, savaşa falan girmiş değiliz, seçime gidiyoruz. Nereden çıktı bu savaş meselesi? Araştırmalarınız bir sonuç veriyor mu? Seçmen bir beka meselesi olduğuna inanıyor mu? Şimdi bakın, seçmenin daha geçen ara İstanbul'da sorduk, daha 10 gün önce. Seçmenin %53'ü soru şu, sizi siyasetçilerin oy verme davranışınızı, siyasetçilerin beka ile ilgili söylemleri mi, ekonomi ile ilgili söylemleri mi, belediyecilikle ilgili söylemleri mi daha fazla etkiliyor. Ve bunların üçünü yazdık. Bir de üçü de etkiler falan diye diğer şıkları sorduk ki anketör onları okumadı. Şimdi burada %53'ü ekonomi ile ilgili problemler, bunlarla ilgili söylemler beni daha fazla etkiliyor dedi. Yaklaşık %15'i civarında beka sorunu beni etkiliyor dedi. İşte %10'luk da bir belediye ile ilgili, belediyecilikle ilgili söylemler. Geri kalan da üçü de etkiliyor. İşte hiçbirisi etkilemiyor yani. Gördüğümüz kadarıyla burada İstanbul'da en azından çok fazla beka sorunu etkili olmamış seçmenin üzerinde. Bu söylem çok etkili olmamış. İstanbul'da mı, Türkiye'de mi? Ya İstanbul'dan bahsediyorum. Çünkü İstanbul'a ölçtüm. Türkiye'de de çok farklı bir davranış içinde o ama yani şimdi... Şeyde farklıdır. Konya'da farklı, Erzurum'da farklı. İşte biraz evvel konuştuk buraları. Hı-hı. Yani çünkü orada etkiliyor demek ki, oy veriyorlar. Mesela Diyarbakır'da hiç etkilemiyor. Şu şeye de cevap vermek istiyorum. Ya esasında söyledikleri şey HDP'li seçmenler. Daha önce HDP'ye, AK Parti'de yöneticilerin söylediği şey. Siz daha önce HDP'ye oy verdiniz. Tamam vermişsiniz, iyi güzel ama onlar şimdi artık terörist, onlara oy vermeyin, gelin bize oy verin diyor. Birisi bu taraftan söylüyor, birisi bu taraftan söylüyor. İyi polislik var mı, kötü polislik var.
Peki, Yalçın Hocam'a döneyim hemen. Memleketin bir iktisadi beka sorunu var mıdır? Türkiye'nin çok ciddi ekonomik sorunları vardır. Bu beka olarak tanımlanamaz bence ama çok ciddi ekonomik sorunları vardır. Bunu açmak için çözüm bulmak lazım. Hükümet bunları konuşmayı tercih etmediği için çünkü işte ne diyecek yani 17 yıldır 2002'den beri iktidar olan yerel yönetimler anlamda baktığımızda Ankara'da, İstanbul'da 25 yıldan daha uzun zamandır bu yerleri yönetmiş olan bir iktidar adayları üzerinden ya da siyasi argümanlar ne diyecek yani ben daha güzel bir Ankara mı yapacağım diyecek. Yaptığı ortada işte İstanbul'da şu fark bu konulara giremeyeceği için böyle somut insanların çok net bir biçimde tanımlayamayacağı, herkesin nasıl bir anlam yüklemek istiyorsa anlam yükleyebileceği yani fili tanımlamak gibi bir şey. Beka sorunu. Nedir beka sorunu? Yani sonuçta seçeceğimiz insanlar yerel yöneticiler. Yerel yöneticilerin yetkilerine baktığımız zaman en büyük yetkisi kat yüksekliğidir yani. O işte kaldırma yapacak, park yapacak, değil mi? Çöp hizmeti verecek filan yani. Şimdi İstanbul'daki kat sayısına karar veren bir insanın ulusal güvenlik konusunda ne kadar bir sonuç elde edeceği yani benim çok kabullenebileceğim bir şey değil. Dolayısıyla hükümet öyle bir kavramla ya da iktidar ya da Cumhur İttifakı beka diye bir şey. Ne olduğunu bilen yok yani. Seçim sonucundan bunun nasıl etkileneceğini de bilen yok. Ama herkes kendisine uygun bir biçimde tanımlasın diye ortaya çıktı. Ülkenin gerçeklerinden kopuk bir kampanya yürütmeye çalışıyorlar. Ama sonuç verecek mi? Hep beraber 10 gün sonra göreceğiz. Peki son söz Ersin Hocam da... Beka sorunu var mıdır memleketin ya da seçmenin umrunda mıdır? Valla seçmene beka nedir diye sorulsa cevap verebileceğini tahmin etmiyorum. Siyaset biliminde zaten böyle bir kavram yok. Bilimsel olarak neye tekabül ediyor? Bu da anlaşılabilir bir şey değil. Onun için bu böyle çok gündemden kopuk ve özellikle yerel siyasetle hiç ilişkisi olmayan bir çerçevede adlandırılan ve seçmenin olabildiğince yerel gündem ve aynı zamanda yerel gündeme etki eden iktisadi meseleleri konuşmamasını temin edecek şekilde fevkalade başarılı bir şekilde yapılan. Yani burada yine iletişim konusunda dahiyane bir formülle bunu yürüttüler. Aynı zamanda çeşitli bahsetmiş olduğunuz gibi terör suçlamalarıyla gündemde büyük ölçüde bu tartışılıyor. Böyle bir seçmenin gözünün önüne bir perde çekilmiş oluyor. Bekaydı, terördü, bilandı falandı diye. Ve orada çok büyük tutarsızlıklar var. Örneğin beka meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Kimin oylarıyla reddedildi? Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP milletvekillerinin oylarıyla beka meselesinin araştırılması konusu reddedildi. Bu beka meselesi... Türkiye için mükemmel bir meseleyse, muhteşem önemli bir meseleyse, fevkalade ağır bir gündem meselesi ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşmeyi niye kabul etmedi? Yani bahsettiğiniz meclis arada bir söylüyorlar, Gazi Meclisi falan. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hem devleti kurmuş hem Kurtuluş Savaşı'nı yapmış bir meclis. Yönetmiş. Yani onu yönetmiş. Hı hı. Şimdi bu meclis konuşmayacak, kim konuşacak? Bunu muhtar mı konuşacak? Nesini konuşacak? Onun için saçma sapan bir noktaya geldi bu mesele. Üzerinde fazla düşünülebilecek bir nitelik değil ama herhalde görmek istedikleri işlev temel itibariyle halkın gündeme olarak sayabileceğiniz. Yani halka derseniz ki bugün beyefendi araştırma yapıyorlar, biz de yapıyoruz. Her sorduğumuzda Türkiye'nin karşısındaki en önemli sorunlar nelerdir? Veya sizin karşınızda olan kişisel olarak en önemli sorunuz nedir? İnsanların hemen hemen dörtte üçü iktisadi bir sorun sayıyor. Bunların sıralaması değişiyor. Muhtemelen bugünlerde geçim sıkıntısı, fiyatların artışı, enflasyon yani tüketici enflasyonu daha ön plana çıkmıştır diye varsayıyorum. Çok uzun zaman işsizlik birinci sıradaydı. Bunun tek istisnası var, terör. 1 Kasım seçimlerinde demin saydığım 3 etkenin dışında. Yani ideoloji, ekonomik beklentiler ve değerlendirmeler ve ondan duyulan tatmin... Ve parti tutmanın dışında dördüncü olarak terör algısı seçmende müthiş bir etki yaparak, daha önce görülmedik ölçülerde bir etki yaparak seçim sonuçlarını değiştirdi. Yani 7 Haziran seçim sonuçlarını 1 Kasım'da değiştirdi. Bu süreçte çok şehit verildi. Tabii orada muazzam bir şey dönemi yaşadık, boğuşma dönemi yaşadık yazın.
ve onun arkasından gelen bir kasım seçimleri. Dolayısıyla bir dördüncü faktör olarak ortaya çıkıyor. Ama bugün bu gündemden düşmüş durumda. Peki. Gündemin bir parçası değil. Ama seçmene sorduğunuz zaman öne çıkan ve demokratik olarak düşünecek olursanız, halkın talep ve istekleri ve düşünceleri olarak yansıyan efendim ekonomik meseleler, yani fiyat artışları, ekonomik kriz, doların değeri, zamlar, bunları tartışmıyoruz. Başarıyla bunları bir kenara süpürdük. Bunun yerine başka bir Sakarya. Şey, işte bunlar hain midir, değil midir? Teröristlerle bir aradalar mıdır, değiller midir? Biz yaparsak iyidir, onlar yaparsa kötüdür üzerinden bir tartışmayla. Böyle bir halkın başka yerlere bakması ve ne hangi seçim oluyor? Referandum mu oluyor başta sorduğunuz gibi? Yoksa bir gerçekten yerel seçim olup biz ilçemize belediye başkanı, meclis üyeleri, mahallemize ve köyümüze muhtar mı seçiyoruz, ihtiyar heyeti mi seçiyoruz filan konusunda tamamen bir kafa karışıklığı içerisinde gidiyoruz. Bundan herhalde işte eski seçimde bir kısa süre önce yapılmış olan seçimde çıkan sonuca benzer bir sonucun çıkabileceğini tahmin etmiş durumdalardır. Bunun çıkıp çıkmayacağını ve ekonominin ne derece etkili olacağını göreceğiz. Sonuçta seçmen bu dört saydığım unsur içerisinde terör şu anda önemli değil. İktisadi olarak cüzdanına bakacaktır. Bir de ekranda kendisine söylenenlere bakacaktır. Bunun dengelemesi. Ekranda söylenenler mi cüzdan mı daha ağır basacak? Oy verirken göreceğiz. Ondan önce bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Peki. Profesör Ersin Kalaycıoğlu, Profesör Yalçın Karatepe, Murat Sarı çok teşekkür ederim katıldığınız için açık oturuma, görüşlerinizi izleyicilerle paylaştığınız için. Efendim, 182. açık oturumda seçime doğru memleketin ekonomik politik durumunu ele almaya çalıştık. Umarım katılımcıların değerlendirmeleri sizler için zihin açıcı olmuştur. Haftaya 183. açık oturumda görüşmek üzere. İyi akşamlar.